Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi önümde kabak var. Bu kabağı rendeleyip buzluğa koymak istiyorum. Mücverileri de kullanmak için. Hadi hızlıca yapımına geçelim. Öncelikle kabağımızı yıkamaya başlayalım. Güzelce çamurundan arındıralım. Islak olmasın diye de kuruluyorum arkadaşlar. Kabağım çok büyük olduğu için parçalayacağım. Bu arada bu kabağı Güler arkadaşım verdi kendi bahçesinden. Epey de büyük bir kabak. Bu şekilde daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Büyük ama taze bir kabak arkadaşlar. Bu kabağın cinsi böyle galiba. Siz normal kabaktan da yapabilirsiniz. Benim elimde bu olduğu için bunu tercih ettim. Kabaklarımı güzelce soydum, çekirdeklerini çıkardım, şu şekilde gözüküyor şimdi. Rendemizi aldım. Bir geniş bir tepsiye rendeleyeceğim arkadaşlar. Bundan poşetlere paylaştıracağım sonra. Rendenin şu iri tarafıyla rendeliyoruz. Kabağımı güzelce rendeledim arkadaşlar. Bir tepsi kabağım oldu. Şu şekilde. Arkalara da buzdolabı poşetlerini hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım. Abucumu alıp suyunu sıkmak istiyorum arkadaşlar. Mücver yaparken suyu sıkıldığı için susuz bir şekilde bu avucumdaki kabağı buzdolabı poşetlerine pay edeceğim. Bakalım kaç tane çıkacak. Bayağı da suluymuş kabak. Size yarım gözüküyor şu anda. Şöyle yaparsam daha net gözükür. Bu şekilde poşetlere pay ediyorum arkadaşlar. Biz iki kişi olduğumuz için doldurmak istemiyorum. Siz kaç kişisiniz ona göre doldurursunuz. Gördüğünüz gibi bir tabak dolusu su, kabak suyu çıktı. Buraları temizleyip geliyorum. 5 poşet ayarladım. Dediğim gibi birer yapımlık olacak şekilde. İçinin havasını aldıralım. Şekilde oldu arkadaşlar. Mesela buna daha fazla koymuşum arkadaşlar tabağa. Eşitleyememişim.
şekilde etiketlerim var. Ben genelde tarihini ve içinde ne olduğunu yazarım arkadaşlar bu şekilde ki dondurucu da karışmasın diğerleriyle diye. Donunca çünkü hepsi aynı oluyor. Çöplerini hem de bastıralım. Hadi dondurucuya gidelim. Dondurucum da epey doldu arkadaşlar. Nerede? Şu şekilde sığdırıyorum. Burada közlenmiş kırmızı kapya biber, közlenmiş patlıcan. Bunlar da geçen videolarda sizlerle yapmıştık. Dondurucumuzu kapatıyoruz ve kış hazırlıklarımızın biraz da bitmiş oluyor. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like. Hoşçakalın.